Ya Müslüman için bugünlerde tartışma yapılıyor ya, seküler ahlak, seküler. Ya Müslüman için la dini, dini diye bir şey olmaz ki. Ya ben Müslümanım diyorsa trafik ışığında durman bile dini bir olaydır senin. Kul hakkına giriyor çünkü. Hayatın her karesi. Bir mümin olmayı kabul ediyorsa bütün davranışlarımız Allah'ı razı etme üzerine merkeze alınmıştır. Ya bu yakışıklı sözleri bazen kendi arkadaşlarımın arasında duyuyorum, hayret ediyorum. Önce insan sonra Müslüman. Nasıl bir laf bu ya? Ahlak. Nasıl böyle süslü laflara kapılıyoruz? Ben gelme nedenim güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen bir peygamber var. Yani ana neden güzel ahlak. Ya Müslüman demek zaten sen ayırırsan birbirinden işte o zaman birilerinin tezini meze oluyorsun. Ayıramazsın. Yani zaten iyi Müslüman, iyi ahlaklı demek yani. İyi ahlaklı değilse zaten o Müslümanlığını sadece irdele. Yoksa onun üzerinde Müslümanlığını kabul edip ahlakı ayrı tutma. Ana neden bu. Yani sen Müslümanım dediğin an yani seküler ahlak bile ne demek seküler ahlak yani? Ha şunu diyebilirsin. Bediüzzaman bunu anlatıyor zaten. Evet güzel ahlaklı olmak için sadece din bir yol yordam olmayabilir. Allah insanın içine o tertemiz çocuklarda görüyoruz ya Hintlinin, Almanın, Finlinin, Amerikalının, İsrail'inin, Japon'un bizim bütün çocuklar çok masum, çok çocuklar tek millet yani. Değil mi? Mükemmel bir huyları, karakterleri, iyi niyetleri var değil mi çocukların? Rüşt çağına kadar. İslam ne kadar mantıklı bir tasnif yapmış değil mi? Rüşt çağından sonra mükellefiyet başlıyor, teklife açık oluyorsun, sorumluluğun başlıyor. Hakikaten anatomi de bunu tasdikliyor, doğru diyor. Salgı bezleri değişiyor, şehvetin oluyor. Kavgaların eskiden olduğu gibi Ayşe Ali'nin saçını çekti de 5 dakika sonra yine birlikte oynuyorlar. Kin yok, intikam yok. Hepsi ortadan kalkıyor değil mi rüşt çağıyla birlikte? Hani bizdeki ortaokuldan liseye geçiş yaşı. Yüzdeki o masumiyete bir anda değil mi o günahlar hemen sirayet etmeye başlıyor. O masumiyet bir anda gidiyor değil mi? Din de bunu diyor. Velhasılı kelam evet Allah insanın hepsi mayasına şu cismani organlar gibi göz, ciğer, akciğer gibi şey de vermiş. Yani soyut duygular da vermiş. Vicdan vermiş. Bir sürü letaif vermiş. Ama insanoğlunun o toplumun kiri, alışkanlığı, hırsı, gırla cümle gelmedi aklıma. Kavgası, şehveti, bilmem, intikamı, bir sürü duygu insanın tabii duygularını bastırıyor. Mesela savaşlarda büyük çocukları öldürüyorlar. Sırplar Bosna'da öldürmüş, bugün Suriye rejimi halkı bombalıyor, çoluk çocuk. Bugün ülkede işte küçücük çocukları hapse atıyorlar, bebeleri acımıyorlar Türkiye'de değil mi? Değil mi mesela? Hepsi gerekçelendiriliyor. Ya diyoruz bu insanlar ne kadar kötü. Halbuki o insanların genetiğinde bir kötülük olduğu için değil. Genetiğinde kötülük dersek Allah'a itham ederiz. Çünkü malzeme mal, genetiklik demek. Allah'a ait. Tamam mı? Hayır, asla bunu diyemeyiz. Hepsi masum, harika çocuklardı. O zulmü yapabilecek çocuklar değildi. Hepinizin çocuğu, yeğeni falan olmuştur. Görüyorsunuzdur, kendi çocukluğunuzu unuttuysanız. Çocuklar gelip de şey yapmazlar. Peki niye böyle oluyor? Onu konuşmak lazım. Çünkü başka duygular, daha domine duygular vardır, dominant. Yasaktır. Mesela vicdanı söndüren bazı duygular vardır. İslam'ın fıtri şeyinde, yasalarında. Mesela yas tutmak haramdır değil mi? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Allah yas tutmaya izin verseydi, kime yas tutardım diyor? Amcam Hamza'ya yas tutardım diyor. Bak bugünkü Şii anlayışı dini bu temel meselesine nasıl aykırı? Kerbela şu bu deyip yası merkeze almış. Bu bir direkt dine aleyhinde. Benim durumu az farklı gibi düşünüyorum. Nasıl yani? İki çocuk alsan abi, odaya bir oyuncak koysan, birisi birisini yer sonuçta. Bir idare etme mevzusu var abi. Bizimki doğru düşünce yani. İslami bir düşünce. Ama iki idareci olamaz aynı anda. Biz Tamam. de bizi geçmek istiyoruz, birbirimizi sevebiliriz. Çocuksu duygular var tabii de benim anlattığım birbirini kesme, biçme, etme falan o çocukların kavgası onu demiyorum. Zaten 5 yaşında da kavga ediyorlar. Benim dediğim yetişkin kavgası ayrı bir şey yani. Şimdi bakın ne diyecektim? Yas tutma mesela haramdır değil mi İslam'da? Şimdi diyebilirsiniz abi hocam bebekleri bile öldürüyorlar. Bilmem ne dölü diyorlar hapse atıyorlar.
Meriç'te boğuluyor, acımıyorlar. Bak bu genetik değil asla. Ama bu şudur. Mesela yas tutma yasak değil mi? Neden yasak mesela? Ben şundan olduğunu düşünüyorum. Yas tutmak, bir acı olayın yasını tutmak, yasa neden olanları da intikamı, nefreti gelecek nesillere taşır. Kini taşır. Allah bunu engelliyor. Herkese yeni bir sayfa. Ahiret mahşer niye var zaten? Sadece denkleme ve denklemden ahiretteki hesap vermeyi denklemden çıkarınca her şey kompleks oluyor. Bir sürü hepimizin soracağı sorular oluyor. Allah niye müsaade ediyor kötülüğe bilmem ne. Denklemden büyük buluşmayı çıkardığımız için yani. Şimdi bakın, sen yas tutarsan kini taşırsın. Kini taşıdığın için de kin vicdana daha baskındır. Onu söndürür. Mesela Hocaoğlu'da 2-3 Azeri çocuğu ele geçirmiş Ermeni bir doktor, korkunç bir hadise. Çocukların derisini yüzmüş, derisiz kaç dakika yaşayabilir diye kendince deney yapıyor. Çocuklar feryadı figan, hayal bile edemezsiniz. Dile kolay, kulaktan duymaya kolay gelir ama çok korkunç bir vahşet. Bak normalde yapamaz. Hiç Allah'ın yarattığı bir insan, o Allah'ın verdiği duygular bunları yapmaya engeldir. Ama niye yapıyor? Çocukların feryadına verdiği cevapta saklı. Ağlayın, bağırın bakayım. Sizin dedeniz de benim dedeme böyle yapmış. Öyle büyütülmüş ninesi, annesi, babası tarafından. Bu intikamla büyütülmüş. Yaptılar yapmadılar ayrı. Bunu biz de yabancı değiliz değil mi bu tür? Ermeni dölü, Rum dölü, bilmem ne dölü. Bu dinen kesinlikle yasak. Çünkü Allah'ın verdiği, ben nereden nereye bağlayacağım? Açtığım konu bu zaten. İnsanın tertemiz, fıtri, mekanizması fıtri işlese, bak fıtri işlese, dinin böyle vahiyle, Efendimiz'in sünnetiyle öngördüğü noktayı, insan kendisindeki o fıtri duyguları, yani doğuştan verilmiş, doğal taşıdığı o duygularla zaten o noktaya gelir. Din bile olmasa gelir. Bak din bile olmaz. Çünkü insanda saklı bir potansiyel. Fakat o iyi duyguları bastıran domin duygular var. Tamam mı? Yani bunu çoğaltabilirsiniz yani. Oradaki intikam duygusu. Suriye'de Hizbullah denen o Lübnan Şiileri girmiş bir evde katliam yapıyor. Bir babaannenin şeyini dinlemişti. Mahzende saklıymış bir o kurtulmuş. Diyor ki Kerbela'daki Ali Aşkar'ın intikamı deyip bir bebeği öldürüyorlar. Kerbela'da 8 yaşında 12 yaşında Hazreti Hüseyin'in bir oğlu şehit edildi 12 yaşında. O yaşlarda çocuğu öldürürken bu Kasım senin intikamın. İşte ya İmam Ali affettin mi tak diye bak böyle bir intikam yas üzerine. Bosna'da Sırplar genetiğin katliama hazır diye katliam yapmıyor. Bir Fransız gazeteci diyor ki ben Sırpların gözünde uzun yıllara dayanan bir intikam gördüm veya dinledim onlardan diyor. Yani bir anda ortaya çıkmış değil. Dedeleri, babaları tarafından sürekli toplumsal kan davası. Sürekli. Bireysel kan davası kötülenir ama toplumsal kan davası milli mesele yapılıyor. Küçük çalma kötülenir ama büyük çalma gerekçelendirir. Neyse bu konu biraz şey gibi. Şimdi o toplumsal kan davası ulvi bir mesele olarak görülüyor. Tamam mı? Yani o Sırplı niye bu katliamı yapıyor? İkinci Dünya Savaşı'nda da çok fazla Sırp köylü kazıklara geçirildi. Çok feci şekilde öldürüldü. Kim öldürdü? Nazi Alman desteğiyle birlikte onların destekçisi Hırvatlar tarafından. Ustaşe denen milis kuvvetleri olan bir örgüttü. Oraya Nazilerin işgalindeki Bosna'da bir iki görüntüde Müslümanlar da iliştirildi. Bosna müftüsünün Adolf Hitler'le olan bir fotoğrafı var. Bir de iki tane boşnak tümeni kurdu Naziler. Tansu Çiller derdi, benim babam Boşnak tümenindeydi der mesela. O nefrete, o Hırvatların yaptığına Boşnakların yaptığı da iliştirildi, tamam mı? Yaptılar yardımcı o ayrı bir mesele ama fotoğrafları bile var. Belki 100 bin, 200 bindir bilemiyorum çok fazla. Ama Sırpların kendi arasında 700 bin insan öldürüldü diye resimler var. Kadınlarıma çok acı çektirilmiş. Şimdi o intikamla büyümüş. Tito Hırvat kökenli, enternasyonel bir ideoloji ya komünizm. O intikamı alamadılar. Tito öldükten sonra yarım kalan hesap tamamlandı. Halbuki o acıyı yaşayanlar çoktan ölmüştü veya çok yaşlıydı. Ama o anlatımlar var ya kin, intikam, nefret. Onun için kin, intikam, nefret taşınamaz. Her acı geçmişteki başka zulmün sonucudur. Eğer bir revize edilmezse bugünün mazlumu yarının potansiyel zalimidir. Efendimiz en büyük düşmanlarını kazandı.
Bütün marjinal ideolojiler intikam alma, yenme tabanlı şey buluyor, taraftar buluyor. O kapitalistlerin var ya, intikam alacağız o zalimlerden deyip topluyor komünistler. İşte ne bileyim, yıllarca laik zorbalıklardan çeken dindarlar, peşinde sürükleyen siyasi İslamcılar, laik zorbaların yaptığı zulümleri için taraftar topluyor. Ne bileyim, birçok laik, yobaz bilmem ne anlayışa karşı topluyor. Ama gelelim Allah Resulü'nün davasına. Uhud Savaşı'nda dişini kıranlar, az daha şehit etmek üzere olanlar, biraz önce bahsettiğim Hazreti Hamza'yı şehit edenler, onları Efendimiz'e karşı ordular kurup defalarca savaşanlar, Efendimiz onları kazandı ya. Hangi marjinal ideolojide var bu? Bugün ezanlar okunan Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Ürdün, Peygamber Efendimiz'e en büyük düşmanları tarafından İslam adına fethedildiğini biliyor musunuz? Var mı böyle bir şey ya? Yan yana gidiyorsun ya, Ebu Zer'le Ebu Zer'in zerini öldüren, oğlunu öldüren Ebu Zer, Gıfari sahabe biliyorsunuz değil mi? Niye Ebu Zer? Zer'in babası. O Zer'i öldüren kişiyle, oğlunu öldüren kişiyle fetihlere gidiyorlar yan yana ya. Ne kadar acayip bir şey değil mi? Müslüman olmuş o öldüren daha sonra. Birlikte gidiyorlar. Aman ya Rabbi. Bu nasıl bir şey ya? İşte yas tutma, kin tutma dinen yok. O zaman mekanizma nasıl işliyor? Sen bir yasağı yaptığın zaman öbür taraftan o yasak bir bedel ödetiyor. İnsandaki fıtri, çocuklara karşı duyduğun rikkat duygusu bir anda onlardan da intikam alma. O gece 15 Temmuz'da siz neler yaptınız? Sen diyorsun ki hamile kadınlar, doğumhaneler, doğum yaparken elleri kelepçeli, bu kadar acımasız. Hemen o duygusunu bastıran intikam kin duygusu var ya. Zaten bütün zulümler yaşasın kötülük diye yapılmaz. Bir başka acı dayandırılarak yapılır. Başka bir acı bahanesiyle yapılır. İsrail ile Filistin'e zorbalık yapıyorsa onlar da bir acıyı meşrulaştırıyor. Güneydoğu'daki Kürtlere bir acı yaşatılıyorsa işte bilmem ne terörist bahane edilerek çoluk çocuk zulüm ediliyor. Ermeniler tehcir edilirken çoğu demiştir. Ya dağdaki marjinal gençlerin şeyle bizim ne işimiz var bin yıllık yaşadığımız yerde? Niye bizim hepimizi sürüyorsunuz? 3-5 bin kişi bahane ederek 1 milyonu sürüyorsunuz. İşte toptancılıkta saklıdır her zaman zulüm. İşte o intikam, kin var ya. İşte bu gibi şeyi çoğaltın örnekleri kafanızda. İşte bu Batılıların geldiği nokta bu oldu işte. Batılılar evet dini referans ağırlıklı demeyelim ama bir bakıyorsunuz konu komşuya, Alman'a, Fransız'a, İngiliz'e, Finli'ye, İsveçli'ye. Allah Allah ya ne kadar insani melekeleri gelişmiş. Kendine Müslüman denilenlere göre çok çok daha harika insanlar. İnsanlara saygı gösteriyorlar. Erken yatıyorlar, kimseyi rahatsız etmiyorlar, erken kalkıyorlar, çalışkanlar. Ne bileyim bizim Fransa'da arkadaş bazı programlara gider hep söyler yani. Yemeklerinde hiçbir şey bırakmazlar, israf etmezler. Selam verirler, tebessüm ederler. Bak bunu kendilerinde Allah'ın verdiği saklı olduğu. Üstad bunu kainat kitabını şey yaparak da inanca ulaşılır diyor, tamam mı? O anlamda sekülerlik anlaşılabilir yani. Ama şunu görmemiz lazım. Bunların geldiği o güzel ahlak dediğim birçok şey Hazreti Peygamber için bahsedilen özellikler. Efendimiz herkese selam verirdi. Bak, Efendimiz erken uyurdu. Değil mi? Mütebessimdi. Komşu haklarını için neler söylerdi. Yani bu Batılılar fıtri duygularını ortaya çıkartarak uzun bir serüven ve eğitimle geldikleri nokta birçok özellik sünnet-i Resulallah. Demek ki Efendimiz gerçekten güzel ahlakı tamamlamak için gelmiş. Bunlar üzerinden sağlamasını alıyoruz. Yani güzel ahlak şu demek. Bir insanın en ulvi, en zirve ahlakı Allah Resulü'nün yaptıklarıdır. Model, bes model. Bu adamlar uğraştı, etti, en nihayet birçok özellik olarak Efendimizin geldiği noktaya gelmişler meğerse. Anlatabiliyor muyum? Yani bu insan içinde saklı ama insanoğlu ortaya çıkartamıyor. Mesela bugün bizim dünya bu coğrafya gibi değil. Bu coğrafya en büyük avantajlarından biri geçmişte yaşadıkları. Çok felaket yaşadılar. Bizim dünyayı üst üste topla bunlar kadar yaşamadı. Daha 50 yıl önceye kadar şu gökyüzünden bomba yağıyordu yani. Ebabil kuşların attığı gibi yani. Kısa bir süre önce yani. Hala son nefesini vermemiştir şahit olanlardan bir kısmı. Düşün bu kadar
yakın bir zaman. Hayret ediyorsunuz değil mi? Bu kadar insancıl, bu kadar adaletli kanunlara sahip yerde dün birbirini doğuruyorlardı yani. Bu eski bir hikaye değil yani. Velhasıl bu insanlar her şey yıkıldıktan sonra kaderin en iyi öğretimiyle ders aldılar. Yani yaşayarak aldılar. Bir de dünyanın ne menen bir şey olmadığını bu coğrafya insanları daha biliyor. Yıllarca nihilizmin bataklığından çıkamadılar. Yani hiçliğin, ahlakın hiçbir şey anlamı yok, önemi yok. Absürtizm, hayatta yaşaman bir absürtlük falan. Çünkü af buyurun dünyanın bilmem o kelimeyi söylemeyeyim de üç harfli. Ne bir şey olmadığını gördüler. Bizim doğu dünyası öyle, insanlar öyle değil. Açlar, her şeye açlar. Şehvete açlar, paraya açlar, ona açlar, buna açlar. Hala şu tepelere ulaşsam mutlu olurum diye kendilerini sürekli şevk içinde tutan, dünyada canlı tutan bir şeyleri var. Bu dünyada garip bir depresif bir hal de var. Yani değil mi? Görürsünüz yani. Çünkü insana heyecanlandıran, hop hop heyecanlanan birçok husus aslında çok da insanın mutlu olmayan, etmeyen. O tepeye ulaştık. Başka bir şey, başka bir şey. Artık yok. Mutlu edecek bir şey yok. Bizim coğrafya hala ulaşamadığı için bir menen bir şey zannediyor ya, önceliği alıyor. Neyse burada çok şeyleri, contaları birleştiremeyeceğim de iki ayrı konuya açılıyor oldum. Orada soru moru var mı arkadaşlar?